Bəbək bəy, ilkin olaraq sizdən danışaq, sizinlə daha doğrusu həm söhbət olaq. Qeyd elədiyimiz kimi İranda insan haqlarının pozulması ilə bağlı kifayət qədər ciddi proseslər yaşanır və nəzərə alsaq ki, bir sıra ölkələr də bununla bağlı İrana öz ultimatumlarını göndərirlər və prosesin dayandırılmasının vacibliyini vurğuluyurlar. Amma gedişat onu göstərir ki, vəziyyət daha da gərginləşir. İran Birləşmiş Ştatları günahlandırır proseslərdə. Birləşmiş Ştatlar isə insan hüquqlarının, qadınların hüquqlarının bu şəkildə pozulmasına görə İranı qınayır, hətta sanksiyaların tətbiqinin vacibliyini qeyd edir. Əslində, gedişat nəyi göstərir və İranda baş verən proseslərin sonrakı mərhələdə nəticələri nədən ibarət ola bilər? İran dediyimizdə son 40 ildə İslam Cumhuriyyətinin tarixi bir anlamıyla protestoların tarixidir. Fəqət son 40 ildə İranın müxtəlif bölgələrində baş verən hadisələr ya bir bəlli bir etnik qrup, ya bir bəlli sınıfa, ya bir bəlli bölgəyə sınırlıydı. Bu dəfə İranı ciddi bir devlet krizi ilə qarşı-qarşıya bıraxmış. Bunun da ən önəmli səbəbi budur ki, 38 gündür bugün, itibarən 38 gündür İranda devam eden prosedurlar, yani protestolar 114 şehre yayılıbdı. Bu sırada sadece 12 min kişi gözaltına alınıbdı. Bu da təxminler esasında, belki bundan da çok faiz olabilir. Necə ki biz bilirik, bugün Təbriz'de 1700 kişi gözaltına alınıb. Zəncandan axır aldığımız haberlere göre 400 nəfər gözaltındadır. Yani son 40 senedə İranda ki bir çox protestolar olubdu. Fakat bu defa hem coğrafi geniş yayılması, hem Z kuşağı denilen neslin, gənc neslin ortada olması, kadınların modern söylemlerle, yani dünya insan hakları çerçevesinde ortada olup ve dünyaya bir entegrasyon çabası içinde protestolara katılması, çeşitli etnikler arasında olması, hem orta sınıfın hem alt sınıfın destek vermesi ve öte yandan da sadece siyasi aktörlere sınırlı kalmayıp İran'daki spor, müğənnilər, sanatçılar ve bir çox çevrenin tepkisine yol açması ve uzun sürmesi İran'ı ciddi bir krizle karşı karşıya bırakıbdır ki son 40 senede bunun eşi benzeri az görülübdür. Biz her defasında sipah kuvvetleri, itilat kuvvetleri, yani güvenlik kütleri öyle ya böyle durumu idare edip hem gözaltı, hem bastırmayla, hem çeşitli yöntemlerle protestolar ve ayaklanmaları sonlandırabilirler. Bu defa elə görünür ki, bunun uzun sürmesi sonlanmır. Necə ki, bizim İranda 2009'dan sonra öğrenci hərəkatı, üniversitelere bir suskunluk hakim olmuştur. Uzun bir süreden sonra, 12 ildən sonra bir həftədir bütün üniversiteler ayaqdadır. Bugün danışdığımızda İranda Təbriz Üniversitesinden tutun Tahran'daki Şərif Üniversitesine, Şəhid Behişti Üniversitesinden tutun İsfahan Üniversitesine, öğrenciler de protestolarda aktiv şəkildə qatılıblar. Yəni biz sadə bir təbirlə demək istəsək, hep İranda bu protestolar nərəyə evrilə bilir desəydik, tunelin sonunda ki ışıq göründü. Yəni buraya qədər yapılan bir çox protestoda belə bir zehniyyət var idi ki, güvənlik güçləri bastırar və mövcud yönetime bir şey olmaz. Ha, bir açıdan doğruydu. Fəqət bu dəfə sanki başqa bir süreç yaşanacaqdı. Bunun bastırılması rahat olmayacak. Hatta bastırılırsa en 2 haftadan sonra, 3 haftadan sonra başka bir sebeple patlak verecek. Necə ki İranlı protestocular artık biz protesto değiliz, bir devrim, bir çevriliş, bir inqilab aşamasına getdiklerini söylüyorlar. Sosyal medyada attıkları hashtagler İran protestisinden dönüşüp İran Revolution'a, yani İran'daki devrim ve artık bir devrime ayak bastıkları görsədirlər. Dünya çapında baktığımızda önce Toronto'da 50 min İranlı toplandı ve rejimi protesto etti ve 2 gün önce Almanya'nın Berlin şehrinde resmi Alman polisinin açıklamasına göre 100 min İranlıydı ki orada bakırıq Güney Azerbaycanlılar, Bəluçlar ve birçok etnikin katılımı da olmuş. Necə ki, doğru, Farslar buna öncülük etsə də bir çox etnik buna qatılmışdı. 100 min nəfər bir diaspora fəaliyyət için böyük bir rəqəmdir. Bu da o ölkələri, Avropa ölkələrini ki, buraya qədər kendi iqtisadi maraqları, istər doğal qaz, istər bölgə enerji tranziti açısından İranla müsamaha göstərməyə çalışmışlardı. Baskı altında qoyub və belə Avropa ölkələrini bir ikiləmlə qarşı-qarşıya bıraxıb. Ya küresəl
da iddia ettikleri insan hakları ya da iktisadi çıkarları olarak doğal gaz, İran'dan petrol alımı ve Ukrayna meselesinde gördüğümüz gibi İran'a duyulan ihtiyaç, bunları arasında bir ikilem arasında koyup ve öte yandan da uluslararası sivil toplumu, ister bu dünya çapındaki ünlü aktörler, dünya çapında ünlü sanatçıların bu protestolara verdiği destek ve çeşitli ülkeler, özellikle baksak ilk başlarda Amerika ve Avrupa ülkeleri açıklama yapmaktan çekinip ve daha çok İran'ı tekrar nükleer anlaşması masasına geri getirip ve nükleer anlaşmasının yeniden canlanması amacıyla ihtiyatla yakınlaştırdılar. Fakat İran diasporasının baskıları, İran'da giden cereyanat ve İran'da protestoların gerçekten çok acı bir vaziyette bastırılması neticesinde onlar da mecbur kaldılar ki biz protestocuların yanındayız ve İran'daki demokrasi, insan hakları ve İran'daki özgürlük mücadelesi veren kadın, genç, kuşağı görmezden gelemirler. Bu da tabii ki İran'ın en önemli dış politikadaki sorunu olan nükleer anlaşma da İran'ı bir dezavantajlı konuma getirir. Nereye evrilebilir? Biz yeni aldığımız haberlere göre, yani sosyal medyada gördüğümüz haberlere göre, İran basınında, özellikle Fars basında yayınlanan haberlere göre işçiler, işçi grevleri başlayıptı İran'da. Bir anlamıyla 1979'da İran devriminde yapılan sürecin simülasyonunu indi burada yaşıyoruz. 1979'da da halk ayaklandı, gençler ayaklandı ve sonra işçi grevlerine gitti. Biz bakırız ki burada orta sınıf öncülüğünde kadınlar başladılar. Halk destek verdi. Sert bir şekilde bastırıldı. Buraya kadar kimlikleri tespit edilen 248 kişi hayatını kaybetmiş. Fakat ortaokul ve lise öğrenciler, özellikle lise öğrenciler de katıldı. Biz İran'ın ekonomisinin için önemli olan petrokimya rafinerileri işçilerinin greve gittiğini, ardından İran'ın şeker fabrikaları, güney batısında bulunan Huzistan ilindeki şeker fabrikalarının greve işlediğini ve hatta Tebriz'de en son haber, Tebriz'in açısından önemli olan çikolata fabrikası, birçok işçi orada çalışır, Tebrizli işçilerin de greve işlediğini ve bu aşamadan sonra öğretmenlerin de greve işlediğini görürük. Eğer öğretmenler de greve katılsa yeni bir süreçti ki artık sistem içinde bir çatlaklara da biz şahit olabiliriz.